Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde daha önce aslında oynadığımız bir oyunu inceleyeceğiz. Rise, evet. Son of Rome. PC'ye geldi. PC'ye geldi. Biz bir sene kadar önce Xbox One'da incelemiştik. Evet. Özel bir oyundu. Hani Xbox One'a özel bir oyundu. Evet, başka bir yerde yoktu. Bir sene içinde fakat Crytek PC'ye uyarladı. Uyarladı. Steam'de satışa sunuldu. $40'dan satışa çıktı. Evet, bizim de elimizde... bitirene kadar oynamıştık. Xbox One'da evet, çok sevmiştik. Aynı deneyim. Çok fazla daha oynama fırsatı olmadı ama tamamıyla birebir aynı deneyim. Şimdi detaylarına gireceğiz. Farklara da gireceğiz. Şöyle ben böyle bir ekran görüntüsü açmıştım. Murat, şimdi bir kere bu bayağı kapsamlı bir oyun. Öyle. Xbox One'ın exclusive tabir edilen özel oyunlarından. Bu da sistem gereksinimlerine yansımış. Şuradan göstereceğim sana. Şimdi bir kere 64 bit Windows. Hı hı. Bu artık çoğu oyuncu da var. Çünkü Battlefield'lar falan da 64 bit tercih evet. ettiği için, istediği için. 64 bit Windows istiyor. Minimum 4 GB RAM istiyor. Biz 8 ile oynuyoruz. Hı hı. Önemli bir detay. 4 çekirdek, şimdi şöyle. 4 çekirdek ya da 4 iş dizisine ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla diyor ki sana ya 4 çekirdekli işlemci olsun ya da Intel ise... Çift çekirdekli ise hyperthreading olsun. Yani kontrol alt dele bastığında görev yöneticisinde 4 evet. işlemci var gibi gözükmek zorunda. Evet. Bu da Xbox One'da biliyorsun zaten 8 iş dizisi yürütebiliyor. Onun galiba yansıması. Herhalde abi. Evet. Tabii ki birazdan göreceğiz. Ekran kartı konusu en önemli detay. Öyle. Yani şimdi şöyle diyeceğim, kendisi işte 1 GB bellekli DirectX 11 ekran kartı demiş minimum. 2'yi önermiş. Bellekli de 8 GB'ı zaten hani mümkünse daha iyi olur diyor. Ama ben kendi deneyimlerimi söyleyeyim. GTX 670 2 GB bellekli 1080p'de. Tabii en yüksek detayları kastediyorum. Ben çünkü en yüksek detay grafiklerde olmuyorsa pek mutlu olmuyorum. Oynanacak gibi değil. Hmm. Oyun çok zorluyor ekran kartlarını. Şimdi birazdan zaten göreceğiz. Evet. Fakat onu da aşmanın farklı yolları var. Oyunun iç ayarlarını da göstereceğim. Tamam. Burada senin ayrıca merak ettiğin bir şey var mı? 25-26 GB yer tutuyor diskte. Evet. Ya tamam yani tabii bir şey. Bizde Steam sürümü var. Steam sürümü hani var. Kutulu evet. çıkacak Yok. Mı falan ha, bilmiyorum. Bilmiyoruz. Steam'den. Şu anda hani Steam'in de bize gösterdiği Türkçe desteği yok. Yok. Böyle bir şekilde sunulmuş. İstersen zaten çalışıyor. Hemen geçelim. Hemen geçelim abi. Tamam. Oynayalım biraz. Şimdi. Biz zaten hani oyunu senaryo olarak bayağı bir irdeledik şeyde ilk bölümde biliyorsun. Tabii ki tabii ki. O yüzden zaten hani şu anda çok fazla oynamadım ama çok rahat konuşuyorum. Çünkü bu oyunun üzerinde çok zaman harcadım. Bitirdik. Bitirdik. Murat şimdi şu zaten daha ana menüden. Birebir hatırlıyorsun. Tabii tabii. Xbox One'la birebir aynı. Hani bir tek burada işte ayarlar falan var olmayan. Yine hani senaryo modu, campaign. Bunun dışında multiplayer var. Detaylarına gireceğiz. Kendi karakterini yapıp işte güçlendirebiliyorsun falan. Upgrade'ler. Murat ayarlara girmek istiyorum. Çünkü bu grafik olarak hani... Bir istersen Fraps'la başlat abi burada. Tamam. Show yapan bir oyun. Evet. Şimdi... Burada altyazı seçenekleri falan filan. Ben grafik kısmına giriyorum. Tamam. Şimdi Murat, burada bahsedilmesi gereken şey şu. Biliyorsun Xbox One'da Rise 900p çözünürlükteydi. Hmm. Ve bunun üzerinde bir sürü tartışma vardı. Evet. Şimdi konsolların şöyle bir özelliği var. Oyunu çok daha düşük çözünürlükte, hatta işte 1024'de 576 falan gibi çözünürlüklerde Doğru. hesaplayıp 1080p'ye büyüterek gösterebiliyorlar. Ama bunun bir ayarı falan yok. Hmm. Şimdi Crytek burada, Crytek kendi tabii Crysis motorunu çalıştırıyor. Şöyle bir şey yapmış. Bu sistemi bize sunmuş. Bak iki ayar görüyorsun. Biri rendering resolution yani evet. oyunun çalışacağı çözünürlük. Bir de senin ekranının çözünürlüğü. Evet gösterilen çözünürlük. Evet yani upscale işte native upscaling enabled demişiz. Şöyle dersem yanlış mı olur Levent abi? Bunu gösteriyor ama şunu harcıyor işlemci evet, gücü evet. olarak. Ya çünkü
hesaplanmış o hani ışıkları işte gölgeleri falan hesaplama işi iş. Ekran kartını yoran bir şey ama o hesaplanmış kareyi daha büyük bir çözünürlüğe büyütmek çok bir iş değil. Evet. O bir matematik işi. Hatta onu işlemciye yaptırabilirsin. Dolayısıyla şimdi bak bu makinenin ekran kartı iyi bir ekran kartı değil. Eski 580. 580 hani bir zamanın kralı. Evet. Ama günümüzde çok yaşlı. Ben bu 580'le bu oyunu 1080p'de oynayamıyorum. Yani yavaş çalışıyor, oynayabiliyorum da akıcı değil. Ne yapıyorum? Ben %70'i seçtim. 1344'e 576. Onu işte orantılı olarak küçültünce böyle rakamlar çıkıyor. Normal. Şimdi oyun 1344'e 756 çözünürlükte ekran kartı hesaplayacak. Ama benim ekranıma 1080p olarak evet. gelecek. Şimdi orada bize bir başka buluşumuz, bir şey fark ettiğimiz bir şey daha vardı. Bir oyunda böyle bir FPS düşüşü gibi değil de bir takılma olduğunu fark etmiştik. Evet. Onun da V-Sync'den kaynaklandığını bulduk. Şimdi şöyle, burada iki tane saniyedeki kare hızını sınırlayacak iki ayar var. Birisi bildiğimiz bu senkronizasyon. İkincisi de frame sayısını sınırlama. Hmm. Bu aslında akıcı bir oyun sağlar. Konsol oyunları hani her zaman şey denir ya, ya hani böyle bir tamam PC'de de güzel ama bunda bir akıcılık Doğru. var, bir güzellik var denir ya. Evet. O çünkü sabit olmasındandır. Burada da eğer makinen kaldırıyorsa sunulmuş ama bunları işte açmak her zaman performansı etkiliyor. Hmm. Şimdi biz kapadık çünkü bizim ekran kartımız, bu makinedeki ekran kartımız bizi mutlu etmiyordu. Bunun dışında şimdi bir ekranı daha var, onu göstereceğim. Anti-aliasing'i super sampling olarak vermişler. Yani daha büyük grafiği hesaplayıp o senin seçtiğinden de büyük hesaplayıp küçültmek olarak vermişler. Dolayısıyla hani 1,5 katı 2 katı gibi ayarlar var. Biz kapadık. Bunu ekran kartına göre kendisi seçiyor, belleğine göre doku çözünürlüğünü. Şu anda orta da ayarda, ben değiştiremiyorum. Bir de ince ayarlar var işte. Işıklandırma kalitesi falan. Bunlar da biz high'da yüksekte bıraktık. Very high yok değil mi bunda? Very high yok bak. 3 seçenek var. High'da bıraktım zaten. Anisotropic filtering 16. Tamam. Görüyorsun. Girelim artık işte. Ayarlar bunlar. Özellikle hani her oyunda bunu yapmıyoruz. Burada belirttik çünkü şu rendering çözünürlüğüyle ekran çözünürlüğü farkını burada karşılaştık. Bahsetmek lazımdı. Bir de oyunu oynayabilmek için birazcık bunlarla oynamak gerekiyor. Çok Doğru. müthiş bir makinen yoksa. Biz aslında bunu oynuyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Gidebiliriz. Ha bu arada tabii ki PC olunca klavye mouse. Şimdi onun etkilerini de göstereceğim. Hani ne yansımış ama aslında bu oyun gamepad için yapılmış bir oyundu. Gamepad'i de destekliyor. Evet. Evet biz o bunu, Xbox 360 gamepad'i. Ama bir alıcısı var. Kablosuz alıcısıyla evet. bağlı şu anda. Bağlı ve çalışıyor. Hatta ikisi aynı anda çalışıyor. Ama ben önce şimdi PC'ye tabii, tabii. geldiyse klavye mouse'u evet, konuşmak tabii. lazım. Tabii. Gamepad için yapılmış bir oyunun klavye mouse'a nasıl uyarlandığını şimdi Önemli sana abi. Uygulamalı göstereceğim. Bu oyunun başlarında ama hani %20'si falan gibi bir yer. Çok spoiler belki olur da artık yapacak bir şey yok. Yani bu oyunu oynuyorsan. Yani. Biraz daha bir oyun, aksiyon oyunu. Evet, bunlar yani. Yükleme ekranı. Ya oyun aksiyon oyunu çok da senaryosu için oynamıyorsun zaten. Zaten multiplayer da var. Murat, şimdi istersen hani yükleme sırasında bir arka plan bilgisi verelim mi? Sen Romalı bir aile, askersin. Roma'da malum işte barbarlar dedikleri Romalıların kendilerinden olmayan bütün milletlere barbarlar diyorlar Romalılar. Burada Roma saldırı altında. Sen de işte aileni savunuyorsun falan. İlk başlangıç seni böyle savaşın göbeğinde açılıyor. Biraz uzun mu yüklemeler? Yüklemeler biraz uzun. Evet. Ama grafiklere ne diyorsun? Abi ben hani Xbox One'daki grafiğin aynısını gördüm diyorum burada. Şimdi hemen bak dövüşe girmeyeceğim. Birazcık şöyle göstereceğim. Xbox One'da hatırlarsan şu zırhın Çok yansımalarına, öyle. Metal hissine falan dikkat etmiştik. Ne diyorsun? Aynen korunmuş. Aynı şeyler gelmiş değil mi? Evet. Şimdi karaktere ne diyorsun? Cevat Yerli diyorum yine. Bence de çok benziyor. Galiba kendini Cevat Yerli oyuna entegre etmiş. Murat, oynanış falan her şey aynı.
Ha, ama dedik ya bir kere WASD geldi. Bunun dışında fare geldi. Tabii. Şimdi Gamepad'in biliyorsun özellikle Xbox Gamepad'inin şu renkli tabii hareket tuşları vardır. Evet. Bunları aslında bir dövüşe girelim de ya da şurada hemen göstereyim bak mesela. Şimdi şurası kilit sarı, sarı renkli yanıyor biliyorsun. O Xbox'da işte diyor ki sarı Y'ye bas. Burada Y yok, sarı yok, bir şey yok. Şöyle yapmışlar. Sağ klik. Sağ tuş sarı, bir de çok mavi kullanacaksın. Sol tuş mavi. Bir kere bunu ezberlemen gerekiyor. Çünkü oyun bir konsol oyunu esasında olduğu için seni devamlı bu sarıyla maviyle sana konuşuyor. Evet. Sağ tuş sarı, sol tuş doğru mavi. Doğru kombinasyon. Daha çok olmasını istediğin sonucu doğuruyor. Tabii, yanlış kombinasyon. O dövüşte onu ayrıca göstereceğim. Buradaki şey kilidi sağ tuşa bastım açtı. Kumandayla da oynayabilirdim. Gamepad'le sarıya basacaktım. Bu arada oyun sana zaten sürekli şey yapıyor. Nereye basman gerektiğini de söylüyor. Öğretiyor. Kendini tabii pek keşfetmiyorsun. Tabii, tabii. Zaten şey bir oyun Murat. Mesela bilmece pek yok. Evet. Ya da hani yolumu kaybettim, nereye gideceğim yok. Yol belirli. Yol belli. Bu oyun aslında şey hani açık dünya falan mantığının tam tersi. Bunda senin tam başından sonuna elini tutan bir oyun. Doğru. Upgrade yapalım. Burada işte genelde böyle hani kahramanının sağlığını falan arttırabiliyorsun. Bir de infazlar var. Evet. Onlara yeni şeyler ekleyebiliyorsun. Şurada ne yapalım? Mesela mızrak taşıma kapasitemizi arttıralım mı? Olur. Ya da daha işe yarar bir şey mi olsun? Şunu seçiyorum. Şimdiye kadar işte oyunda oyun içi para da kazanabiliyorsun. Valor dediğimiz işte onur mu diyelim işte şanla işte alabilecek miyiz? Aldık. Buradaki şey çok güzel arayüzde. Şunlar resim tamamlanıyor farkındaysan. Evet evet. O ana senaryo ekranında da öyle. Bence çok şık yapılmış. Alabildiğimi alıyorum Murat. Ha bu arada tabii şunu fark etmişsindir. Xbox'ta elini cüzdanına atma şeyi vardı. Para oyun hani gerçek parayla oyun parasına dönüştürme vardı. PC'de kullanmamışlar. Yani oyuna ne para verdiysen onunla kalıyorsun PC'de. Harcamayacağım daha fazla Murat. Gidelim. İnfazlardan da ben bazılarını almışım. Hadi bir tane daha alalım. Paraları başka şeye ekipmana harcarız diye saklıyorum. Devam mı edelim? Devam edelim. Şimdi ne diyorsun grafiklere? Bu arada şeyi unutma. 1080p render edilmiyor aslında. Şu anda yaptığımız ayar sonucu daha düşük render ediliyor. Ya, sen 1080p ona görüyorsun. Ona rağmen çok iyi ama hani 1080 olsaydı onu da etkisini de görecektik. Birazcık hafif bir dokulardaki keskinlik kaybı olarak ben görüyorum şu an onu. Şimdi Murat ama ışıklar hani ben beğenmedim ama şimdi bu arada GTX 580'imiz var. Evet. GT 240'ımız olsaydı o çözünürlüğü herhalde 1024x768 falan yapacaktık. Onu da unutmamak lazım. Çok doğru. Yine iki nesil öncenin kralını kullanıyoruz. Tabii tabii. Bunu söylemek lazım. Yani bu dahili grafikte olacak iş değil. Yok canım. Olacak oyun değil. Ya da böyle giriş seviyesi de olmaz. Evet. 50 dolarlık, 100 dolarlık kart olmaz evet, yani evet, buna. Evet, evet. Evet, onu 520 ile falan olacak şey değil. Onu söyleyelim. Güçlü bir ekran kartı şart. Öyle. Burada işte şu anda kontrol yok bende. Senaryo şeyi. Akışlarından biri. Ama genel olarak grafik çok güzel. Çok iyi Murat yani. Artı şimdi birazdan işte dövüşeceğim. Hareketler falan çok iyi. Dövüşler genelde şöyle işliyor. İlk başta bir kalkanla vurup adamı sersemletiyorsun ya da onun kalkanını kırıyorsun ya da işte açılmasını, gardının açılmasını sağlıyorsun. Sonra istersen şu infaz modu var. Burada adamın sarı mavi falan yandığını gördün. O işte sana şey diyor. Hani sağ klik sol klik diyor. Murat bu oyuna gelen şöyle bir eleştiri var. Onu açıklamak lazım. Şimdi şeyi fark edeceksindir. Ya sarı yerine maviye de bassan aynı oluyor. Şey oluyor. Ama deneyim kazanıyorsun. Vurduğun her vuruş, bak şimdi infaz moduna yeniden girmeye çalışayım adamı birazcık hırpalayarak. Evet, kuru kafa çıkınca. Bak. Recruit oldu. Bak, Centurion hit. Bu şey, doğru ve zamanında vurursan
İşte Legendary Hit falan yapıyorsun. Evet. Deneyime yansıyor. Sonuçta XP toplamaya çalışıyorsun. Doğru. Yani yanlış yapa yapa da oyunu bitirirsin. Ama karakterini çok geliştiremezsin. Doğru. Ya da mesela ben şimdi bu darbeleri yedim. Aslında onu space'a basıp şöyle... Ben Murat, hareketleri falan çok beğeniyorum. PC'de böyle bir dövüş var mıydı? Yani bu tür oyunlar biliyorsun hani birazcık da Mount & Blade'in etkisiyle ortaçağ oyunları arttı bir ara. Evet. Fakat buradaki hareketlerin akıcılığı falan bence ya ben biraz da kanlı bir oyun. Mesela Shadow of Mordor'da da aynı tadı alıyorum şu anda. Bu kadar şey değildir ama kanlı değildir tahmin ediyorum. Bayağı kanlı. Ha şunu diyebilirsin. Sonuçta bak bir adamı böyle vura vura öldürebiliyorum. Evet, ama işte... Niye execution moduna gireyim? Bak mouse'un tekerleğiyle seçiyorum. Bana mesela can verebiliyor ya da daha can verebiliyor o yaptığım infazlar. Ya da daha fazla deneyim verebiliyor. O yüzden bu ağır çekim moduna giriyorum da yapıyorum bunu. Murat şunu söyleyeyim, mouse da klavyeyle gayet rahat oynanıyor. Ha, gamepad'e alışmış olanlar zaten oyun gamepad için yapılmış. Çok rahat oynarlar ama mouse klavyede de bu iş olmuş. Olmuş, şunundan olabilir mi o yani abi? Şimdi sağ klik sol klikle çok iş bitiriyorsun ama evet. Bu oyun böyle bir sürü kombinasyon gerektiren bir oyun olsaydı. Şimdi Murat birazcık şey eksilmiş çünkü bak sarıyla maviye inmiş olay ama konsolda kırmızı da vardı. He. Bir çeşitlilikte tabii hani mouse'un iki tuşuna indirgeyebilmek için birazcık şey yapılmış. Çeşitlilik azaltılmış. Şeyi hatırlıyor musun abi? Kırmızı ne yapıyordu? Ya şimdi burada şey diye bir şey yok hani kırmızı şunu yapıyor diye bir şey yok. Hmm. Orada sana o hareketi yapıyor. Anladım. Ha ama tamam, sağ tuş kalkan. O ayrı. Murat, gamepad'in varsa tam Crytek'in bu oyunu evet. Hayal ettiği bir şekliyle oynarsın. Xbox gamepad'i de şart değil. Bildik. Hani günümüzün gamepad'leri zaten hep aynı standardı destekliyor. Böyle iki kişi arasında kaldığına bakma. Şimdi ben tabii doğru konuşuyorum, doğru düzgün de oynayamıyorum. Çift infazlar falan var. İki kişiyi aynı anda böyle arada kalıyorsun, ikisiyle aynı anda o moda giriyorsun. İkisini birden öldürüyorsun. Yani Xbox'ta söylediğimiz şey burada geçerli. Şu aynı adam 1500 defa geliyor yine burada da. Oyunun sonuna kadar daha defalarca gelecek o adam. Yani, ama ben kafaya takmıyorum. Şu hareketler gayet güzel. Hani iyi planlanmış, iyi yapılmış. Tamam o hani birazcık eski Commodore 64 oyunları falan gibi hani aynı evet. Karakterler var. Zaten bak şişman yine geldi. Geldi abi ya cesedi daha soğumadı. Ya ben burada Crytek'i şuradan eleştiriyorum Murat. Crytek'te şey teknolojisi var. Her adamı başka yapma teknolojisi var kendilerinde. Bunun zamanında Crysis'lerde falan demosunu yaptılar. Her adamın işte birinin ya sakalını değiştiriyor ya saçını değiştiriyor falan. Her adamı farklı yapıyor. Niye hani olmamış da şu adam bari birebir gelmeseydi hani ne bileyim şu evet, kıyafetini değiştir. İçindeki bezin rengi değişseydi, deseni değişseydi de o zaman zaten demeyecektin aynı adam geldi. Birebir aynı olması... Baksana daha öteki ölmedi bile yerde öyle titriyor. Hakikaten niye titriyor? Klonunu ya da ikizini desek ama aynı adam daha 100 kere geleceği için klonu oldu. Ya o titremesi bir Z buffer falan... Sorunudur abi, şey değil. Çok dert değil. Oh. Kan var, o işte şey o... Hakikaten diye. Şeylerle, varillerle, sepetlerle bir etkileşime girdi orada. Fizik motorunun bir sıkıntısı. Kartalın gösterdiği yere gidiyorsun. Bazen... Murat, bunu Xbox'ta eleştirdiğimiz bir nokta daha var. Farklı silah falan yok. Mızrak atmaca var bazı bölümlerde. Hatta onu bazı bölüm değil dövüş esnasında hemen şey yapabiliyorsun. Mızrak moduna girebiliyorsun. Sana biraz destek veriyor. Hatta şuradan atalım. Babamıza yardım edelim. Adam yarım saattir şununla dövüşüyor. Daha onu menzili yetmedi. Ama daha farklı kılıç alayım, balta alayım falan yok. Karakterini geliştiriyorsun ediyorsun ama
görüntüsü elindeki kalkan kılıç değişmiyor. Bu tür şeylerden direkt atlıyor, hani onu concept aware yapmışlar, content aware yapmışlar. Hani öyle sen, ben şey demin bir şeye basıp zıplatmadım. Biraz spoiler oldu ama artık bu zaten bilinen bir şey. Çok da affetsinler, trailerında bile gözüküyor. Şu zırhın güzelliğine bak. Grafikler iyi bence Murat, yani şu bezmez şey iyi. Yüzler iyi. Değil mi? Baksana. Çok iyi abi. Şey. Bir de şimdi tabii şu var. PC'de artık oynuyoruz. Eskiden işte dedi ki Xbox One'da zaten başka platformda yok. Doğru. 900p'ydi. 1600'e 900'dü zannedersem tam çözünürlüğü. 1080p oynatıyordu bize. Bak bak bak, çok şu an gördüm ben şunun yansımasını. İşte burada bir de şu var. O çözünürlüklerde artık 4K'ya kadar var. Zaten Crytek işte 4K'yı çok dile getiriyor. Bir 4K monitörümüz olsa ama bir de bir 780 ya. Ti ya da 980 Titan, Titan gibi bir şey olsa da şey 4K oynayabilsek. Evet. Murat, Rise bu. Son of Rome bu. Hiçbir farkı şimdi, yok, bir daha söyleyelim. Hiçbir farkı yok. Grafikler, şunu da söylemem lazım. Daha iyi. Tamam, hani bunda 1080p, gerçek 1080p olanağı falan var. Ama abi budur, eskisinin işte Xbox'ta grafikler kötüydü. Şimdi süper. Yok, grafikler gayet güzel. Evet. Aynı şekilde. Orada da güzeldi, burada da güzel. Evet. Oyun aynı. Oyun da aynı. Multiplayer da var. Hı-hı. Multiplayer'da iki kişi arenada co-op arkadaşında direnme modu var. Tek başına dalıyorsun, bilgisayarın işte Horde modu denilen, devamlı düşmanlar geliyor. O mod var. Karakterini geliştirebiliyorsun. O da yine booster packlerle gerçekleşiyor. Çok böyle şey değil, hani gittim şu zırhı beğendim aldım falan gibi olmuyor. Ama var multiplayer modu da. Murat, pek benzeri yok PC'de. Yani Darksiders falan gibi God of War, evet, bağlantılı oyunlar çok. Dante falan da var, neydi, Devil May Cry falan da var ama bu daha böyle dövüş kısmı, kılıç dövüşü kısmı, evet, ağırlıklı. Shadow of Mordor abi buna benziyor o manada. Onda da çünkü çok fazla silahın yok. Orada da dövüş ağırlıklı. Ama dediğin gibi hani o da işte bir tane saydım. Evet. Bu arada tabii V-Sync'i kapattık ama kırılmaları gördüm oluyor demin. Tabii. 120 FPS'ye çıktı bak. Ekran kartının gücü yetiyorsa tabii ki açık tut. Ya da saniyedeki kare sayısını sınırla. Evet. Daha yüksek görsel kalite elde et. Murat böyle. Evet. Ya oyunu Xbox One'da görüp beğenip keşke bizde de olsa diyenler alsınlar. Şimdi orada tabii Microsoft bu durumdan ne kadar hoşnut oldu? Pek hoşnut oldu sanırım. Bilmiyoruz çünkü bir senede özel yaptırdıkları bir oyun PC'ye geldi. Evet. Ve bu şöyle bir kötülüğü var. Adam satacağı kadar belki satmış olabilir ama özel oyunlar nasılsa PC'ye gelecek algısını yaratıyor. Şimdi burada Crytek ile Microsoft arasında Bir sürtüşme oldu gibi. Bilmiyoruz detaylarını. Çünkü Microsoft'un işte oyunun haklarını istediği falan bazı dedikodu, bazı şeyler var. Bunlar açıklanmıyor genelde. Firmalar arasındaki mücadele. Cevap mı hakikaten? O abi, o yani. Şüphesiz. Bence de öyle. Murat, bilmiyorum. Ben Rise'ı sevdim, şu yüzden sevdim. Şeyi kabul ediyorum. Oyunun başıyla sonu aynı. Şurada dövüştük ya. Hiç şey demesinler ya da başı. Ya %75'i de böyle. Adamlar biraz değişiyor. Farklı, çünkü kavimlerle falan dövüşmeye başlıyorsun. İşte ateş kullanan adamlar falan geliyor üzerine. Tabii şey, o bir oyun olduğu için bunda FRP değil. Hani büyü müyü yok. Bu tarih. Tarihe dayanan, ayakları basan. Ha, metafizik bazı şeyler geliyor ileride, evet, ama hiçbir zaman fireball falan atmıyorsun. Ya da büyücü gelmiyor falan üzerine. Murat, ben şeyi çok sevdiğim için, ben bu oyunu olumlu değerlendirmiştim hatırlarsan. Çünkü işte dövüş kısmı güzel. Yani bu şeye benziyor. Xbox 360'da az kişinin bildiği bir Conan oyunu vardır. Ben ona bayılmıştım. Çünkü onda da dövüşler güzeldi.
Burada da animasyonlar, şeyler güzel. Ha, dediğim gibi aynı şeyi oyun boyunca yapıyorsun. Oyunu bitirdiğinde de aynı şekilde bitiriyorsun. Şu senin elindeki kılıç oyun boyunca şu kılıç değişmiyor, şu kalkan değişmiyor. Ama iyi zaman geçiriyor musun? Geçiriyorsun. Evet, bir de bunun... Fiyat da zaten bak 60-70 dolar değilmiş. 40. Ve bunun Steam'e gelmiş olması demek yarın öbür gün bu oyunun da 10 dolara satılabileceği potansiyelini söylüyor. İndirim olabilir, evet, diyorsun. Bundle falan. O kadar düşmez ama indirim olur. Steam'e gelmesi de bizim için şu yönden iyi. Tabii achievement'ları falan destekliyor. Biliyorsun şey yok. Origin'de çok da mutlu olmuyoruz Origin'de. Olmasa daha iyi. Evet, şimdilik Steam'de bizi karşıladı. Evet, tabii. Evet. Ben mutluyum. Tabii ben mutluyum. Sevmeyen sevmez. Tekrar söyleyeyim, şey sistem gereksinimleri biraz yüksek. Yüksek. İnşallah bir benchmark modu falan çıkar içinden. Ben bulamadım daha ama. İnşallah bir de bize, yaması çıkar abi. Yani bir şey, biraz bir optimizasyon. Bir iki hotfix falan çıktı zaten. Ama belki daha performans optimizasyonu olabilir. Olabilir. Senin o sevmediğin detayın düzeleceğini bekleme. Yok, o hiç hayatta o, bir şey olmaz. Şey, ama performans konusunda bir optimizasyon olursa daha tat verir. Biraz da hiçbir zaman kafaları uçurmuyorsun neyse ki. O bir yerde bir hani script olmuş bir şey var, bir kafa gidiyor. Onun dışında ne kadar ölümüne dövüşürsen dövüş. Zaten şey bir oyun aslında Murat. Şimdi hani vurduğun zaman kan fışkırıyor falan ama öyle ne bileyim. Biraz şeyde de tutulmuş. Hani çok abartılmamış çok fazla. Ha tamam, kollar mollar uçuyor, ona bir şey demiyorum. Fakat ne bileyim, daha böyle kan olayı abartılmış oyunlar oluyor. Evet. Ha, beni bırakırsan ben daha sonuna kadar oynarım bunu. Xbox One'da oynadım zaten biliyorsun. Yine bir daha bitirmeye yüksünmem yani söyleyeyim. Genelde böyle oyunlar hani gönüllü olarak transfer edildiğinde PC'ye birkaç bir şeyler konuluyordu. Ekstra bir bölüm konuluyordu işte. Evet. Olmayan, DLC. Şey bunda öyle olmaması da bence bir eksi. Aynı oyunu olduğu gibi port etmişler. Ya yine geldi şişman. Hem de iki tane. Şişman iki. Ha işte şimdi senin eleştirdiğin durumun abi, görüntüsü. Bir de aralığında kaldık. Bizi çapraz ateşe aldılar. Peki Levent abi, ben kapatayım, sen oyna. Peki. O zaman başka bir oyunda görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyelim.